Son hacking olayı üzerine konuşacağız ve altcoin'lere genel olarak değineceğiz. Diyor ki 57 altcoin'i etkileyen hack olayında yeni açıklama. Biliyorsunuz bu Poly Network hacking'i şu anda kripto tarihindeki en büyük aslında hack vakalarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle dün konuyla alakalı konuşarak buna karşı oldukça dikkatli olunması gerektiğiyle alakalı uyarmıştık. Hacking tarzında olaylara maruz kalmak istemiyorsanız güvenilir, güçlü, sağlam borsalarda ve JAX yapılarında bulunmak oldukça yatırımcıyı koruyacaktır. Haricinde uygun olmayan bir takım DEX yapıları, DeFi projeleri üzerinde durulur ise yatırımcı ciddi sıkıntılar yaşayacaktır. Kaldı ki Poly Network üzerinde hacking vakası gerçekleşmek suretiyle cüzdanlarından coinleri çalınan kişiler gerçekten de bile bile yani kimse kusura bakmasın o saatten sonra ağlamanın bir anlamı olmayacaktır. Hep diyorum ayıyla kafese girersen sonuçları tahmin edebilmek zor değil. Zamanında tarihin en büyük hacking vakasını yaşayan bir ağ üzerinde sen cüzdanlarını bulundurur ve bu şekilde hareket edersen sonuç olarak adamlar istikrarlı bir şekilde tekrar hacklenip geçmiş zirvelerini yeniden üste çıkarıp daha yüksek bir varlık çaldırmaktan da geri durmazlar. Tamam, siz de burada başınız ağrımış olur. Zincirler arası köprü platformu Poly Network 2021 yılında yaşadığı 600 milyon dolarlık hack olayından sadece 2 sene sonra yeniden bir hack olayı yaşadı maalesef. Platformdaki güvenlik açığından faydalanan hacker çeşitli blok zincirlerinde büyük miktarlarda BUSD, BNB ve SHIB gibi farklı kripto para birimleri oluşturdu. Şimdi adamlar hem varlıkları çalıyor, işte bunları kendi cüzdanlarına göndermek suretiyle satışını gerçekleştiriyor ve ağ üzerinde tabii ki farklı basımlar gerçekleştiriyor, tamam mı? Bu arada bunlar coinlerin fiyatlarına mesela bakın şöyle girin. Coinlerin anlık oradaki yani fiyatlarına binaen herhangi bir şekilde etki göstermeyeceklerdir. Sadece coin'in ağ üzerindeki durumunu bu ne ya? Sadece coin'in ağ üzerindeki durumunu etkileyecek ve o ağdaki pariteyi bozacaktır, tamam mı? Hani bunu şöyle düşünmeyin. O ne? Bir katrilyon arz basmış. Sonra nerede bu falan diye. Hayır. Ağ üzerinde Matis'te etkin olur örneğin. Ayrıca saldırganlar Matis'te diyor 100 milyona yakın BNB ve 10 milyar BUSD diyor. Bu arada kısaca söyleyelim. Ben dediğim gibi BUSD stable coin üzerinden hareket etmeyi ya da tutmayı doğru bulmuyorum. Sebebi vukuatlı olması. Şu an zaten vukuatlı bir platform üzerinden konuşurken baştan bunları söyleyelim. Ya da BNB gibi ilerleyen vakitlerde ciddi anlamda ben artık hiçbir işe yaramam, ben düşmeye meyilliyim ve bu sezon hiçbir şey yapamam, sizi mağdur ederim diye bağıran bir kripto parayı tutmayı da desteklemiyorum. Hiko'da 999 nokta bla bla trilyon SHIB, neredeyse adamlar yani bir katrilyonluk bir SHIB basımı arzı gerçekleştirmişler. Polygon'da diyor, bu arada Shipcoin alımını mantıklı görürüm. Biliyorsunuz sevdiğim bir altcoin'dir. Polygon'da 87,5 milyon call ve 1 milyara yakın OI, 636 milyon stack, devamında 88 milyon GEM, Avalanche üzerinde 878 milyon stack, 82,8 milyon XDM, 11 milyon SPAY, 89 milyon GEM, BSC üzerinde ise 8,8 milyon Metis, 926 milyon Dow vesaire vesaire ihraç etti diyor. Evet, ne yazık ki. Hack olayının Ethereum, BNB, Polygon, Avalanche, Hiko, OKX ve Matic gibi 10 blok zincirindeki 57 kripto parayı etkilediği belirtildi. Evet, maalesef. Farklı yerlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tabii CZ de biliyorsunuz konuyla alakalı açıklama yaptı ve olay dahilinde kendi borsasındaki yatırımcıların güvende olduğunu ve bundan etkilenmediğini dile getirmiştir. Fakat aynı anda Poly Network ekibiyle yardım edebilmek açısından güvenlik ekibinin de çalıştığını yine dile getirmiştir.
Bu tarz olaylara karşı çok dikkatli olmanız lazım. Büyük çaplı hack olayından sonra Twitter üzerinden açıklama yapan Poly Network ekibi hack olayını doğrulayarak hizmetleri geçici olarak askıya alacağını belirtti. Ya adamlar bu gibi durumlarda ne yapıyor? Alım satım olsun, yatırma çekme vesaire. Yani ağdaki hizmetleri durduruyorlar ki coinler üzerinde toplu satışlar olmasın yahut içeride halihazırda bulunan hacker eğer ki kaldıysa bu satışları gerçekleştiremeyip hareket kabiliyetini kısıtlasın. Aynı anda diğer yani mağdur olmayan var ise eğer yatırımcılar da o saatten sonra ekstrem mağduriyetler içerisine girmesinler gibi gibi. Poly Network açıklamasında şu ifadelere yer ver. Değerli kullanıcılarımız, Poly Network'ün yakın zamanda gerçekleşen bir saldırı nedeniyle hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını bildirmek isteriz. İlgili taraflarla aktif olarak iletişim kuruyoruz ve etkilenen varlıkların boyutunu özenle değerlendiriyoruz. Bu sorunu çözmemizde bize destek olacak siber güvenlik uzmanlarından da yardım bekliyoruz. Anlayışınız için gerçekten minnettarız ve sizi bu olayla ilgili en son gelişmelerden derhal haberdar edeceğimize dair sizi temin etmek istiyoruz. Şimdi adamların bakınız ki bu olayı çözebilmeye yönelik yetkin diyebileceğimiz tam anlamıyla bir siber güvenlik ekibi bile yok. Hani daha önce hacking vakasından sonra şunu söyleyen çok fazla olmamıştır. Siber güvenlik ekiplerini ve siber güvenlik uzmanlarını yardıma davet ediyoruz falan tarzında. Yani bunu söyleyebilecek bir taraf tabii ki hacklenecektir de. Bundan sonra da hacklenecektir yani. Ya da Teraport'un hackleneceği ne kadar belliydi Launch Coin'de? Çünkü adamlar henüz DEX'i yayımlamadan önce sen çık kontrol yapma yani güvenlik kontrollerini yapma ne bileyim bu şekilde bir kontrol sağlama ve aracı piyasaya DEX'i piyasaya sür. Tabii ki de bu açık açık gel bizi hackle demenin biraz daha uygulamalı ve somut halidir diye de durumu açıklayabiliriz değil mi? Poly Network saldırganının cüzdanındaki kripto paraların değeri yaklaşık 43 milyar dolara ulaştı. Yok artık 43 milyar dolar ne ya? Ancak sınırlı piyasa talebi nedeniyle bu tokenları satması ve önemli karlar elde etmesi zordur. Ha, aynen tabii. Konuyla alakalı ilgili tedbirler alındığı için içeride büyük bir kısmı da rehin kalındığını bu tarz olaylarda bilmek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.